Sayın seyirciler, hükümet tanzim satış noktaları konusunda önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Tanzim satış noktaları genişletilecek. Bakın nasıl. Soğan 2 lira, patates 2 lira, at sebze pazarına hoş geldiniz efendim. Hükümet vatandaşı sebze ve meyve spekülatörlerinden kurtardı. Marketteki, pazardaki fiyatlardan pıkmıştık biz. Tanzim satış noktalarını devreye soktu. Daha ucuza ve kaliteli sebzeye kavuşan vatandaş rahat bir nefes aldı. Devletin yaptığı bu tanzim satışlarından çok memnunuz. Hükümet tanzim satışta yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde tanzim satış noktalarının genişletilerek kooperatif marketlere dönüştürülmesi bekleniyor. Kooperatiflik çok güzel. Üreticiden tüketiciye. Tarım kredi kooperatiflerinin kuruluşu tarım kredi birlik aracılığıyla üreticiden alınıp işlenerek farklı marketlerde satışa sunulan ürünler kooperatif marketlerden satılacak. Yani tanzim satışlar kooperatif marketlerde dönecek. Güzel, çok iyi. Yani böyle devam etmesini isteriz. Ucuz kooperatif market şeklinde model olursa iyi olur. Çatıda olmasın, ucuz marketlerde kooperatifte olsun. Ona daha güzel olur. Uygulamayla hem üretici hem de tüketici kazanacak. Vatandaşın ucuz ve kaliteli gıda ürünü yemesi sürekli hale gelecek. Başkentliler tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterdi. Hal böyle olunca 15 olan çadır sayısı 30'a yükseldi. Hatta çadırın biri Ankara'nın kalbi sayılabilecek Güven Park'ın içerisinde kuruldu. Tabii canım, devamlı yapıyoruz şimdi, çıtı çıkalı devamlı alıyoruz. Yani iyi, memnunuz yani. Allah razı olsun yani. Bak ne güzel, millet işte ucuz olarak. Hatta öbür marketleri de şey yaptı, hizaya soktular yani. Patlıcan, salatalık, domates, yeşil biber. Şimdi tezgahlarda kırmızı biber de yerini aldı. Markette kilogram fiyatı neredeyse 14 lirayı buluyor. Tezgahlarda vatandaş kırmızı biberi 6 liraya alacak. Bu tezgahlarda önümüzdeki günlerde bakliyat ürünlerinin de yer alması bekleniyor. Ankara'da ilk 3 günde tanzim satış noktalarında 225 ton sebze satıldı. Doğramayacağım daha, doğramayacağım. İyicene soyulduk. Mahvolduk, mahvolduk. Ucuza sebze alan vatandaş artık neredeyse markete ve pazara gitmiyor.